Bir ol. Limonatana vodka koyayım mı? İstiyor mu lan? Ulan hayvanat bahçesine kendi adımlarıyla gidiyor yani. Kocaman alkışlar gelebilir mi? Yeni de davranışımızı verme saygı alıyoruz. Ulan benim gibi biri varken o öküzün yanında ne işi var? Yanlış mıyım Ayhan abi? Sen hiç bir öküzle pastane, aile çay bahçesinde sahile giden bir kuğu gördün mü hiç? Bir şey söylesene Ayhan abi. Ben hiç kuğu görmedim ki. Ne var oğlum, yalan mı söyleyeceğim ya? Kuğu görmedim. Ne bakıyorsun? Bir ol. Sen daha çok iç. Yemin ediyorum kuğu. Ben diyorum ki Hikmet abinin çorbacı. Nasıl fikir? Sen öyle diyorsan gidelim abi. Ah. Bu ne lan? Sikeceğim çiçeğinizi de aman. Damadın adı? Aman abi ya. Bırak o şerefsizi. Almam o üç harfinin ismini ağzıma. Ha şey lan Can, Can. Nasıl düştü lavuk pastanın üstüne? Allah'tan üstüme sıçramadı. Yeleği Terzi Rıza abiden almıştım. Yoksa ne hesap verecektim ha? Çok ayıp olurdu Birol. Çok ayıp olurdu. Yani Rıza baba sana emanet vermiş. Aman dilini ısır. Isırdım zaten. Hikmet abiye kafa atarken dilim sıkışmış arada. Ne? Hikmet abiye kafa mı attın lan? Ya ne bileyim abi ya. Öyle halayı baştan saydırıyordum. Ona denk geldi demek ki. Lan damlalak mal. Hikmet abinin çorbacısına niye gidiyoruz lan o zaman? Değil mi? Di. Döndür lan arabayı, döndür. Semtin dışında başka çorbacı mı kalmadı? Döndür. Dönmez diyorlar. Söylesene, söyle.
54 abi bokunu çıkarttı. Tekme tokat ne lan öyle? Ne olmuş o dudağına lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Amsterdam'da mizah satayım. Sevişseydin, öpüşseydik be. Yavaş. Pardon abi. Tamamdır şimdilik canım, yeterli. Kamyonun diyorum. Plakasını aldınız mı? Yapmasana kardeşim espri. Yapma. Atademirer garsonluk yapıyormuş işkembecide. Hayır, şimdi bu şaka güzel bir şaka da değil ki. Kimse alkışlamadı, reyting yok. Kahkaha da gelmedi, gereksiz. Değil mi? Arkadan bir şey alır mısın? Yok yavrum. Sen önümdekini kaldır, sonra döner verirsin. Cesar topu mu aldın lan sen? Hayır, ondan sonra... Yani bu kenar mahalle espri anlayışı niye gelişmiyor? Zorluyorlar Birol, bizi zorluyorlar. Biz de daha güzel yeni bir şeyler olsun isteriz ama olmuyor işte. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim hallime. Ferman abi lan o. Ferman abi mi yoksa? Kafamız mı güzel bir ol? Ne işlik lan biz? Ferman abi oturuyor amına koyayım. Ferman abi nerede? Ferman abi ya. Ferman abi. Ferman abi benim be. Ama bizi dövdüler. Düğünde dövdüler bizi. Ejder abi yanlış yaptı bize be. Sizin gibi delikanlılara kim kıydı böyle? Baba benim kız arkadaşım düğünüydü ya. Öyle mi? Kaçırsaydık. Ferman abim. Ya gerçek misin sen? Bizim mi kafamız güzel? Ben gerçeğim, siz gerçek misiniz? Biz de gerçeğiz be. O zaman... Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tesbih yapmışım. Hazırız efendim. Tamam. İsmet Bey şu anda müsait değiller. Tamam. Ben aradığınızı ileteceğim. Hoşça kalın. İsmet abi gözünü seveyim abi. Öncelikle İsmet değil, İsmed. D harfiyle bitiyor. Biliyorum. Sanki bir şeyin kısaltması gibi. Hani İskenderun Mezarlıklar Dairesi gibi. İsmed. Rahmetli pederden yadigar olduğu için... Biraz tikliyim bu isim konusunda. Tabii güzel Türkçemizi koruyalım endişesi de yok değil. Neyse, konumuza dönelim. Gözlerindeki soru işaretlerini görebiliyorum. Sen benim gözlerimdeki dolar işaretini gördüğün zaman anlaşacağız. Tamam mı? Hayat bize iki yol sunar. Herkes zanneder ki seçtikleri kendine aittir. Oysa yanlış. Vazgeçilendir kendine ait olan. Seçtiklerin değil... Vazgeçtiklerin seni belirler güzel kardeşim. Ne dedik? Hayat bize iki yol sunar dedik. İsmet abin senin güzel hatırın için bunu üçe çıkardı.
Seçenek bir. Isırgan otu. Anüsüne sürerim. 40 dakika içinde bülbül gibi ötersin. Tecrübeyle sabit. İkinci seçenek. Solumda gördüğün keçi. Tırnaklarını çeker. Akdeniz tuzunu basarım. Keçiye yalatırım. Üçüncü seçenek. Benden çaldığın 1250 lira nerede? Onu söylersin. Şimdi diyeceksin ki, alt tarafı 1250 lira. Konu para değil. Konu prensip. Anladın mı? Hadi dua et. Yıllardır beklediğim bir haber aldım. Bu yüzden bu keçi ve ısırgan meselesini şimdilik rafa kaldırıyorum. Eminsiniz değil mi? Bu zafer mefta değil mi? Doğrudur efendim. Gülme. Biri ölürken gülmek bize yakışmaz. Ciddi iştir pis işler. Alaya gelmez. Einstein'ı tanır mısın? Şimdi çıkaramadım abi. Esnaftan mı bizim? He, esnaftan. Kuyumcu var ya. Einstein demiş ki, iki şey sonsuzdur. Evren ve insanoğlunun aptallığı. Ama ikincisinden emin değilim, demiş. Seni tanısaydı, eminim emin olurdu. Ambulansı takip et. Birol. Hoppa. Alo. Birol. Şşş. Pezevenk. Neredeyiz biz lan? Niye geldik acile? Ha? Sen ambulansı takip et demedin mi Ayhan abi? Kafana sikeyim Birol. Sana hiçbir şey demiyorum ben. Ben bir tuvalete gideyim o zaman. Ha, sıç tabii sıç. Gecenin içine sıçtın. Acilin neyi eksik? Araba sana emanet. Ben de. Müzaffer Küren, silahlı yerlenme. Hani şu ünlü iş adamı yok mu? İnşaatçı olan. Kolay gelsin. Az önce getirilen bu yaralının yakınlarından kimse var mıydı yanında? Şimdi organa yan bastık, sörf yapıyoruz yemin ediyorum. Organ da 17 R ile yazılıyor galiba. Sıç Birol Efendi, sıç. Sen gel, ben de senin ağzınasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Arabayı soracaksanız çekeceğiz tabii şimdi de arkadaş tuvalete kadar şey etti. Şey diyecek işte. Bende de üzerinize afiyet. Amirim biraz alkol var. Yani ama her sorumlu vatandaş gibi alkollü araba kullanmıyorum ben. Cümle biraz devrik oldu. O bakışınız ondan değil mi? Tamam. Araç alkollü değil amirim. Ben alkollüyüm ama alkollü araba kullanmak istemiyorum hiçbir zaman. Karşıyım, kullanana da gıcık oluyorum ayrıca. Emel teyze var da bizim mahallede. Ekmek öptürdü vallahi. O gün bugün ben alkollüyken araç hiç kullanmıyorum. Yakını mısın sen bunun? Yakınıyım tabii amirim. Biz birlikte büyüdük. Yani kan kardeşiz.
Vallahi onunla ölüme gider misin desen amirim, giderim. Ben iyi çocuktur, saftır. Beyefendi, siz bu arabadan aşağı alalım mı? Rica ederim amirim. Siz böyle buyurun. Şimdi devlete meşguliyet vermeyelim. Siz güzel koltuk var arkada, takılırız yani. İn lan aşağı. Her şeye bir şey, her şeye bir şey. İn. Ulan daha aç. İn. Açıklayıcı olamaz. Kimlik çıkar, çok bir şey güzel çıkar. Konuştunuz abi. Ha. Net konuştunuz yani. Kimlik çıkar, bir şey çıkar. Kimlik. Kimlik neredeydi ya? Merhaba. Muzaffer Küren'in kızıyım ben. Babamın sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya geldim. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu ya? Değil mi? Amirim, konuyu açtınız. Şu an çok üzüldüm ben gerçekten. Doğum lekesi bu. Doğum lekesi. Yani benim ebe var Nurten abla. Ya amatör, işinde başarısız bir ebe. Parmağı koymuş benim. Kıkırdak ya, yumuşacık kafatası. Şuraya, burada sıkıştırmış. Aynen dediğiniz gibi amirim. Morluk oldu. Arkada dört parmak izi var ya. Böyle yaşam olur mu ya? Oğlum ne anlatıyorsun lan sen? Dayağı diyorum. Kimden yedin? Şimdi elhamdülillah amirim. Bizde dayak olayı yıllardır yok. Kimseden dayak yemedik. Allah'a şükür de yani... Eğer ihtiyaç olursa ben atıyorum genelde ama uzun zamandır tövbe ettim. Bizim Emel teyze var ya, hani demin bahsettim. Emel teyze Furan'a el bastırdı. Dövmeyeceksin. O yumruğu bir daha kalkıp görmeyeceğim dedi. Ben de bu yumruğu sadece soğanda falan kullanıyorum. Pilav üstü kuru, soğan. Bunlar güzel şeyler yani. Koruması mısın sen bunu? Emel teyzenin mi? Yok be. Günlere gidiyor. Korunmaya ihtiyacı yok ama genelde Emel teyzeye yamuk yapılırsa büyük ihtimal diyorum hani. Olmadı bugüne kadar ama şalterler atar yani. Fena olurum ben, kötü olurum. Muzaffer Küren'in diyorum oğlum. Koruması mısın? Neysin lan sen? Muzaffer Küren. Kim o komutanım? Hem ambulansı takip et, buraya kadar gel. Hem de tanımıyorum ha. Ben de yedim. Yemedin mi? Yemedim. Vallahi tanımıyorum. Gel lan benimle merkeze, gel. Amirim, yürü. Bir dakika bir şey soracağım gerçekten. İkinci şubeden Korkmaz amiri tanıyor musunuz siz? Tanımıyorum. Ne tesadüf, ben de tanımıyorum amirim. Bakın bir ortak noktamız daha çıktı gerçekten. Bir çay içelim, orada konuşalım amirim, daha güzel olur. Ya da çayı da biraz daha sonra içeriz. Şöyle yapalım, ben devletin kolluk kuvvetlerini hiç boşuna meşgul etmeyeyim. Hmm. İyi görevler amirim. Heh, yine komik, yine komik. Al bunu, gel buraya, gel. Biro, gel abi, buraya, gel. Ama bir dakika. Seslen. Ayan abi. Biro! Oğlum! Sıçacak neci bulamadım be! Bokunu tutamadım, bokunu! Ağzıma sıçtım be! Dikkat et oğlum! Günaydın! Hayırlı işler. Eyvallah. Sana da. Oğlum git poğaça falan al gel. İki de sıcak süt kap İsmail abinden. Hadi. Tamam usta. Bana bak. Cam bardağı koysun söyle. Kartona koyunca Starbucks sanıyor kendini hayvan. Hadi fırla. Tamam. Birol. 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 Birol! Ya onu kurşunlara gidesince uyan! Okula geç kalıyor Şeref! Aklımı kaçırdın Recep abi, ne yapıyorsun ya? Diyorum ne okulu lan, okul mu kaldı bu yaşta? Sana da günaydın! Günaydın, günaydın. Ne demek lan ölmemiş? Türkçe katilleri! Rivayet takısıyla bir insanın sağlığından bahsetmek olur mu? Hayvanın doğurdukları. Sen elinden geleni yaparsın. Gerisi takdiri ilahi. Ama sen ucuza kaçıp bir mermi eksik sıkarsan o ilahi takdir nasıl gerçekleşecek? Bir iti öldürmeyi başaramayıp Türkçeyi her türlü katledip... Katiller sizi! Türkçe katilleri! Seri katiller! Her türlü seri şekilde Türkçe yanlışı. Yıkılın! Rivayetli adam da öldürülür. Yıkılın! Gözüm görmesin sizi. Beni delirtmeyin. Otobüs olurum, hepinizi otogara çeviririm.
Biraz önce kovduğum insansı organizmaları geri yolla. O getir. Buyur usta. Eyvallah. Sağ ol. Şov, nereye lan? Gazeteleri almadan nereye gidiyorsun? Hadi koş. Tamam ya. Birkaç da kupon kap gel. Fırla. Bugünün hasılatını basacağım Hannover'a. Vay 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 vay. Arkadaş, hangi ara uyandın da full makyaj yaptın? Saçlar falan. Ya bir de nereye gidiyorsun? İhsan abinin bakkala. Ne? Ne var? Ayıp oluyor ama. Artık yengeniz değil. Her türlü sallarım. Vay maşallah be. Vay vay vay. Abi, abi yeminden karakol karakol dolaştım. Bilemedim ki nerede olduğunu. Derviş oldum sabah kadar. İyi misin abi? Hadi lan oradan. Abi, abi dolaştım abi. Nereye dolaştın ulan boklu? Bıraktın gittin bizi orada. Oh. İyi misin abi? Hadi lan oradan. Çok ilgileniyorsun sanki. Recep abi, bir süt bize de be. Al abi. Ya benim sütü içebilirsin oğlum. Helal olsun benim sütüm sana. Ne haber lan? Yavru yemedik. Hep anasını satayım bunu mamül. Hani lan rejim? Geç sen içeri. Geç. O havluları falan filan bir temizle bakalım orada. Biliyorsunuz bunun içine bir mermi koyduğunuz zaman Rus ruleti oluyor. Rusları sevmem. Rusları seveni de sevmem. Buna daha devam ederim ama neyse. Ama aralarından bir tanesi var. Hiçbir zaman anlaşılmamıştır. Çehov. Adam komedi yazıyorum diyor. Kimse gülmüyor. Ben de öyle. Anlatıyorum. Kimse anlamıyor. Bilirsiniz beni pek sevmezler. Ne yapalım? Her şişe depozitosuz gelmiyor. Bazen bir bedel ödemek gerekiyor. Şimdi bu adam ölmedi. Hata. Birinin bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Evrenin çalışma mekanizması şöyledir. Bir şey alırsın, yerine bir şey koyarsın. Şimdi Muzaffer ölmemiş ya hani. Ölmeye çalışıyor ya hani. Bir yerde de bir çocuk doğmaya çalışıyor. Yaşamaya çalışıyor. Bu yüzden ne evrenin ne benim dengemi bozmayın rica ediyorum. Hah. O çocuğa yer açıldı şimdi. Ananı avradını bil oğlum. Abi. Hadi beni boş ver ama anaya küfür etme lütfen. Cennet annelerimizin ayakları altındadır biliyorsun. Sen ne yaptığının farkında mısın ha? Evet. Ambulansı takip ettim. Ne lan bu? Ha? Bak bakayım ne bu? Allah. Fena fotoğraf değilmiş. Ama yüzüm net çıkmamış baksana. Zaten adam gibi poz veremiyorum ki ben çocukluğumdan beri. Lan mal. İlkokul çocuğu gibi fotoğrafa bakıyorsun. Yanındaki yazıları da oku oğlum. Ünlü iş adamı Muzaffer Küren dün silahlı saldırıya uğramış abi. Ama ölmemiş. Biz onu takip etmişiz. Sonra fotoğraf alınmasına engel. Ananı avradını abi. Abi ben öyle bir şey yapmadım ki. Abi vallahi yapmadım, billahi yapmadım. Bu ne ya? Biliyoruz mal. Biliyoruz tabii ki. Sen zaten böyle bir kapasiteye sahip değilsin. Sen orada takılmışsındır bir yere. Ama bahtına tüküreyim ki el olmayacak adamın üzerine düştün. Abi ne yapacağız? Hacı, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok pis ziki tuttun yemin bak. Aynen öyle abi, ne yapacağız şimdi? Bence tutma, bırak. Ben
Niye tanımıyorum bu çocuğu? Yoksa senin... Benim sevgilim falan değil. Ben de gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Bu aralar buralarda dolaşma. Bağ evine git. Orada Hüseyin abin sana göz kulak olacaktır. Beni fazla bekletmeyeceğim. Bir an önce iyileşeceğim, tamam mı? Hakan abi dediğim adrese gidiyoruz önce, değil mi? Patron beni vurur Canan Hanım. Aşk olsun, vurdurtmam. Benim de kendime göre bir bildiğim var herhalde. Rıza baba, rahatsızlık vermedik inşallah. Aynı masada iki yelek olmaz. Hastasıyım Rıza babanın sözlerini. Al Facebook'a koy. Direkt o derece yani. Çok doğru abi. Çıkalım bak Gamze'ye mesaj atacağım. Değil mi? Aynı masada iki yelek olmaz diye. Anlasın artık. Rıza baba, çok teşekkürler yelek için. Çok makbule geçti. Lan sığır. Bilerek mi yapıyorsun? Adamın ölmüş karısının ismi Makbule'ydi. Ne diyeyim ha? Sen söyle, ne diyeyim? Deyim lan bu. Çok Sema Nur'a mı geçti diyeyim? Ha yok, çok Aysun'a geçti diyeyim, daha güzel olur. Onu mu deyim, bunu mu deyim? Bu bir deyim. Ulan 6 senede liseyi bitirdin, burada tek ayak üstünde edebiyat yapıyorsun. Çocuklar, konuşuncaya kadar susmanız, susturuluncaya kadar konuşmanızdan daha iyidir. Anlamadığınız konularda konuşmayın. Herkes anladığı dilden konuşsaydı sessizlik dayanılmaz olurdu Rıza baba. Lan sen kitap mı okuyorsun lan gizli gizli? He? Çok değiştin sen, bir ol. Ya yok abi, yeminle okumuyorum ya. Nereden çıkartıyorsun, rica ederim. Ağzımdan döküldü öyle bir an ya. Çok özür dileriz Rıza babam. Gerçekten bu şimdi kız, bunun kızı başka adamla evlendi ya. Kafa gitti bunda. Babacığım biz kalkalım. Kalk lan. Bir dakika. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gelir. Aklımızda tutacağız babacığım. Eyvallah baba. Çenenin bağına sıçayım. Oğlum sana biri dublaj mı yapayım? Abi çok özür dilerim. Vallahi bu dükkana girince bana bir şeyler oluyor. Bu dükkanın etkisi bende bir acayip. Kendimi Himalayalardaymışım gibi hissediyorum birader. Himalayalar neresi biliyorsun değil mi? Himalayalar şeyin orası değil mi oğlum Himalayalar? Bizim Görkem'in aşağı 500 evler yok mu? Nikah yapıldı Görkem'in. Hani orada kavga çıktıydı. Daldık maldık sonra kaçtık. Himalayalar oğlum, orası. Oğlum yanlışlık demişim lan. Allah oğlum, neyin senin zaten doğru ki? Bilal Bey, sizsiniz değil mi? Evet. Sizinle konuşabilir miyim? Siz konuşursunuz tabii de bu sayıklar. Oturabileceğimiz bir yer var mı? Mehtap Pastanesi var. Yok, o kadar uzun boylu değil aslında. Sizden bir şey rica edeceğim.
Babamı kurtardığınız için size nasıl teşekkür etsem azdır. Sağ olun. Teşekküre gerek yok. Ekstra bir durum yok yani. Hani kim olsa aynı şeyi yapar. Bu bizim doğalımız. Bak kahramanlar bugünler için var. Örümcek adam misal. Tanıyor musun? Delikanlıdır. Böyle yani böyle ağ fırlatıyor ya. Bilekten. Ha, o orada ekstra bir şey yapmıyor. Anladın mı bacım? O onun doğasında var. Bu cam filmlerini nerede yaptırdın sen abi? Bu dandik olanından biliyor musun? Çünkü bu atar bak. Nemi gördü mü puf atar sökmeye başlar. Arabanın hani sonuçta al benisi bak ben söylüyorum atar kendini bu. Yani karışmak gibi olmasın ama ben olsam şöyle bir mesaj atardım. Varlığın parmağına yüzük olmadı ya. Yokluğun kulağına küpe olsun. Nasıl? Yani babamı kurtarmış birine bu kadar az bile. Çok. Bakın Canan Hanım, doğruyu söylemek gerekirse olaylar Birol. Aslında... Birol! Alçak gönüllülüğün sırası değil Birol. Bırak şimdi hadi canım alçak gönüllü bırak. Canan Hanım'a bir teşekkürü çok görmek delikanlığa yakışır mı? Ha? Biraz nazik ol. Hayvanlığın alemi yok. Alo. Şu an odasını arıyorum. Bekleyeyim mi? Ne öyle adamlığın tuttu? Lan hırt, hayatımız kurtuluyor şurada. Babanızı ben kurtarmadım mı diyeceksin? He? Sok şu MP3 player'ı cebine. Ergen ergen, sakil sakil, bu ne be? Ya abi lütfen ama. Abi deme bana. Hayvan adam seni. Bak bir kızın kalbini kırdın gitti. Ne oldu? Canla evlendi. Ne oldu? Ya ben bir şey yapmadım ki Gamze'ye. Ya parasızlıktan biliyorsun işte. Tamam işte. Bal. İşaretleri görsene. Canan mıydı kızın ismi? Canan ne? Ne demek Canan? Sevgili demek. Cana bir an ekliyorsun. Canan oluyor. Zorlatma beni. Ben zaten kelime dağarcığımı sana küfür etmek için saklıyorum. Birol Bey, babam sizinle görüşmek istiyor. Tabii. Sağ ol genç adam. Sana teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluymuş. Unuttuğum bir iki şeyi yapma fırsatı bana verdiğin için teşekkür ederim. Ya aslında... Biz teşekkür ederiz ne demek? Rica ederiz. Şimdi çıkın. Biraz dinlenmek istiyorum. Ya abi tabii. Canan, sevgili kızım. Çocukları evlerine bırakabilirsin değil mi? Tabii ki babacığım. Yok baba estağfurullah. Lütfen. Konuşuruz bize konuyu ya. Yolda artık şey yaparız. Estağfurullah lütfen. Baba geçmiş olsun her türlü. Abi. Ha ne oldu? Abi MP3'ü unutmuşum. Ha. Hemen geliyorum. Ulan. Yardım lazım mı birader? Yok. Ben böyle iyiyim sağ ol. Olur mu ya? Dur hemşire hanımı çağırayım ben. O senden daha iyi bilir. Gerek yok ben hallederim. Dur dur. Hemşire hanım bir bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hasta ziyareti. Çıkın hemen. Hemen.
Ben MP3'ümü alayım da. Kemal, geliyorum hemen. Kofti adam değiliz oğlum, görüyorsun işte. Anlatacağım. Yalnız Canan'ım böyle olmuyor ama onu söyleyeyim de sıkıntı var yani. Olmayan ne? Şimdi bu eve bırakma mevzu diyorum hani benim çok hoşlandığım şeyler değil. Aşk olsun ama abarttınız siz de, çok büyütecek bir şey değil yani. Yani bence de sorun yok Canan Hanım. Ayrıca zahmet oldu, kusura bakmayın sizi buralara kadar yorduk. Böyle şey ne demek? Bir ol, sus. Bir de bayan önünde böyle dayak yemiş durumuna düşmeni istemiyorum. Bak geldiler bana be. En sonunda geldiler be. O kadar küçülmeni istemiyorum bir ol. Bak abi, seçimlerim yüzünden beni yargılayamazsın. Seninle bir meçhule gideceğime, Canan'ımla birlikte cehenneme gidelim. Ya git git. Git, tamam bu fenalaşmaya başladı. Biz gidelim hadi. Canan Hanım size de geçmiş olsun. Bu böyle kafa gidiyor, geliyor. Gördün arabada da böyleydi. Ne oldu oğlum sana ya? Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Oğlum Fehmi abiler yukarıda bakıyorlar lan. Oğlum söz olacak mı? Öpüşüyorsun lan. Değişik değişik hareketler ya. Allah Allah, Allah Allah. Geniş al, geniş. Korkutuyorsun adamı. Lan hayatımız boyunca çalışsak böyle araba alamayız ha. Millet nereden buluyor lan bu kadar parayı anlamıyorum ha. Çok güzel hatun değil mi be abi? Allah sahibine bağışlasın Birol Efendi. Yoksa bildiğin bir şey mi var? Senin gerizekalı olduğunun dışında benim bir bilgim yok Birol Efendi. Hayır yani sahibi var falan deyince ben de başka bir şey anladım. Anlama yavrum öyle. Otu boku anlama. Zaten senin bu geniş hayal gücün can sıkıcı olmaya başladı. Ne bileyim. Hayır bir boka da yaradığı yok. Sırf ziyan. Niye öyle diyorsun abi? Bence bizim çok güzel bir geleceğimiz olabilir. Sadece kendi başını yak Birol'cum. Başkalarının ağını alma. Sonra fena çıkıyor götümüzden bak. Zaten kirlendik. Hadi gidelim eve yıkanalım ya. Leş gibi zamana koy. Kese de yap. İyi gelir. Oynatalım. Kim lan bu zibidi benim erişime taş koyuyor? Nereden çıktı lan bu lavuk? Mevlana der ki, önce fareyi defet, sonra buğdayları topla. Ne bakıyorsunuz lan bönbön? Mevlana'yı bilmeyen nesle aşina değilim arkadaş. Ben abdal diyorum, adamlar aptallığa meyilli. Niye ölmüyor lan bu Muzaffer denen herif? Hani işi bitmişti? Hiçbir konuda güvenemeyecek miyim size ben ya? Aptal sürüsü. Abi, adam yerde hareketsiz yatıyordu. Demek hareketsiz yatıyordu. Evet abi. Şimdi bu gerizekalı arkadaşınız da yerde hareketsiz yatıyor. Öldü mü? Öldü mü? Ha? Ölmüş mü? Hayır abi. Daha yüksek sesle söyle. Hayır abi. Kaldırın şu ölmemiş yerden. Bir cacık olmaz sizden. Bu işi bir profesyonele devretmenin zamanı geldi. Şu Kamran denen adamı bana bulun. Söyleyin, parası neyse ödenecek. Sevgili kardeşim Rıza, yıllar sonra böyle büyük bir tesadüfle karşılaşmayı istemezdim. Kardeşim, ölüyorum. Yeğenin Canan sana emanet. Peşimdekilerin peşinde olduğu şeyi biliyorsun. Aile yadigarı arsamıza katlı otopark,
Bir de AVM yapacakmış İbne'ler. İbne dedim, affedersin. Buna izin verme ne olur. Ben ölünce arsa Canan'ın üzerine kalacak. Onun peşine düşeceklerdir. Gözlerinden öpüyorum canım kardeşim. Abin Muzaffer. Not. Görüyorsun ya, hala kendi söküğümü dikemiyorum. İkinci not. Bu arada bir diğer konu da şu. Merhaba birader. Alo, merhaba. Ne yapıyorsun abicim? Sinsice yaklaşıyorsun. Amcam geldi sandım. Buyur. Şimdi ben iki tane adam arıyorum. Onların fotoğraflarını göstersen bana yardımcı olur musun? Oluruz. İyi. Flu bu. Ha? Flu. Ha. Bana da öyle geldi. 50 kere söyledim. Benim amcamın şurada mekanı var. Gidin orada fotoğrafınızı çektirin diye. Bu bölgenin en iyi fotoğraf çeken adamı ya. Arkadaşım hasta mısın sen? Ha? Bana ne senin amcanın mekanından lan? Seni böyle konuşturduğumu bir duysa var ya amcam ağzıma sıçar ha. Eyvah ha. Amcam. Yanında da yengem var. Ben kaçtım. Hadi. Selamun aleyküm yeğen. Ne içersin? Bir çay içerim dayı. Furkan. Bize iki tane çay getir. Bu mahalleden değilsin. Hayırdır? Ben iki arkadaşa bakıyordum da dayı. Bu yüzden buralara kadar geldik. Valla buralardansa ikisini de tanırım ben. Adları bedleri var mı bu adamda? Daha demin mesaj geldi. Ayhan'la bir olmuş adları. Ayhan'la bir ol. Sen bizim aslanları soruyorsun yani. Aslan derken? O ikisi bu mahallenin aslanıdır be. Bizim gibi ceylanlara da korur kollarlar sağ olsunlar. Sağlamlar yani, öyle mi? Bizim mahallede sağlam olana Ayhan'la bir ol derler. Beyler, Ayhan'la bir olu soruyor arkadaş. Bir anlatın hele. Bir ol, dört tane adamı tek elle dövdü gözümün önünde. Ayhan var ya, adamı bir eliyle döverken öbür eliyle de ayıltıyormuş. Ayıltıp ayıltıp bayıltıyor aslan palçası. Birol çayına su koymaz. Bir de şekersiz içer. Bu Ayhan var ya bu Ayhan. Yediği bamya iyi ayıklanmadı diye köşedeki esnaf lokantasını mühürledi. Bak dikkat ettiysen dağıttı demedim. Mühürledi. Kurban olduğum. Hazreti Ömer adaleti var ya İsmail abi. Ya. Ya. Hey. Hayırdır ya? Çayını bitirmedin daha. Yok be dayı. Ben içeceğimi içtim. Sağ olasın. Yalnız Ayhan masada nimetin yarım bırakılmasından hiç haz etmez. Küçükken annesi çok üstüne gitmiş bu konuda. Bu da onda yer etmiş anlaşılan. Adamın biri masada simiti yarım bıraktı diye adamı demliğe oturttu biliyor musun? Dikkat ettiysen mekanda bütün malzeme yeni. Neyse. Ben artık kaçayım be dayı. Geç kalmak olmaz. Patron bekler. İyi. Dursana be abi. Gelirler birazdan. Hadi git bakalım. Selametle. Ben yine geleceğim. Yine gel. Yine gel.
Açık bırakıyorsun televizyonu anasını sattığımın evinde. Alo! Şş, çıkar çıkar. Akşam diyorum anasını satayım. Ta benim odadan televizyonun sesi duyuyor, uyuyamıyorum anasını. Yani anladın mı? Rıza abiye geçeceğiz, oradan da bir markete gidelim. Hiç bir bok kalmadı evde. Kalmamış mı? Kalmadı anasını. Nasıl yiyorsan. Bırak çizittirme ya da işimiz gücümüz var. Hadi gel. Geliyorum. Hanımefendi, hanımefendi lütfen dinler misiniz? İsmet Bey, çok özür dilerim. Engel olmaya çalıştım ama. Nasıl yardımcı olabilirim? Asıl ben nasıl yardımcı olabilirim? Beni çağıran sensin. Ha, kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Irina Kamuran Kasparova. Aleykümselam baba. Şimdi gençler, yaptıklarınızı takdir ediyorum. Ama siz de takdir edersiniz ki ben küçük bir işletme sahibiyim sonuçta. Yok İsmail abi. Yani kendini o kadar da küçük görme. Ya bu kahvede çay içmeyene adam gözüyle bakılmıyor mahallede. Ayhan abi haklı İsmail abi. Sonuçta bir nesil buradan mezun oldu. Mezun oldu. Mezun oldu da sapı hep bana giriyor gençler. Hacı dayınızın çay bahçesi mi var lan burada? Ödeseniz de çay paraları. İnsan gibi de içmiyorsunuz ki. Adam başı iki demlik çay mı içilir oğlum her oturuşta? İsmail abi, milli içecek ne yapalım? Milli şef misin lan pezevenk? İki demlik diyorum lan, iki demlik. İnsan olun azıcık. Ödeyin borcunuzu. Vay arkadaş ya. Ulan benim böyle bir karım olacak da kahvenin önüne park edecek he? Aklını alırım terbiyesizim. Kesin yolunu kaybetmiştir bu İsmail abi. Buralarda işi olmaz böyle cinslerin. Özel yapım. İnsan değil. Biz yemin ediyorum hep eşek sevmişiz bugüne kadar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah Allah. Allah. Merhaba. Merhaba. Sen bir oğul olmalısın. Senin kankası Ayhan. Evet. Sen kimsin? Ha, o şey, o hani bana, hani banacı. Hep banacı, o hep banacı. Onu boş geç. Ayhan. Senden para isteyen dillerim lal olsun. Evinin önünde çay hayratı yaptıracağım Ayhan. Şol cennetin çeşmesi gibi akacak. Lasvidan ya. Cümleten. Buyurun. Benim bir derdim var. My ex-boyfriend. Yani eski arkadaş sevgili. Ben problem yaşıyorum. Sizin metinizi çok duydum. Rica etsem siz bana yardımcı olabilir misiniz? Birol espri yapıyor be. Bizim bu eski erkek arkadaş konusunda uzmanlığımız var. Master'ımız var, her bir şeyimiz var. Doğru yere geldiniz, hoş geldiniz. Okey, o zaman ne duruyoruz? Hadi arabaya geçelim. İki dakika siz bana verecekseniz güzel olur. Ben bir eve kadar gidip geleceğim. Bana da avradın. Birol! Bunu demiştin ya, Black Swan, Black Swan amına koyayım. Davay, davay, davay. Ma.
Bana sizin öldüğünüzü söylemişlerdi. Öyle söylenmesi gerekiyordu yeğenim. Ne zor çocukluk geçirdin sen be. Hep bir katakulli, hep bir şey bir şey. Hep o dallama babanın yüzünden. Bak yeğenim, sakın beyaz atlı prens bekleme. Seyise razı ol, yoksa ata kalırsın. Hayır yani benim fantazi hayatım niye böyle gelişiyor ki anasını satayım? Hani ben düz taban da değilim. Yani hayır neden yani neden? Anlamadım abi. Sen ne zaman anladın ki bro? Sus sen sus. Sorun yok. Tamam zaten kadın gelmiş mahalleye arkadaş. Yani güzelim kadın. Ben her bir şeyi kafamda kurgulamışım anasını satayım. Çocuklarımızın ismi bile belli. Sonumuza bak. Kasap Necmi abinin dolabındaki sığır gibi bağladılar bizi buraya be. Hayır, karanfili sokmasalar bari. Ondan korkuyorum be oğlum. Ama abi bak öyle deme. Bak bir yerde okumuştum. Böyle durmak vücuda çok yararlı geliyormuş. Sus Birol, sus. Beni deli etme. Yemin ediyorum Fenerbahçe gibi hücum edeceğim lan sana. Ben neredeyim, sen neredesin be? Abi? Abi ne abi amına koyayım, ne abi? Kadın geliyor. Yok lan, kadın değildir o. Bizi dövecek hani kız var ya, büyük ihtimalle onun abisi topuklu giyip geliyordur. Şekil yapıyorlar, bizim gözler bağlı tabii. Sıfırdan aksiyon yaratacak pezevenkler. Yer miyiz lan biz, delikanlıyız biz. Bu numaralar bize ters o. Şşş, bana bak. Ya Yan abi ya, benim bu bileklerim çok kötü uyuştu, kan oturdu, ne yapacağız? Sen kanı geç amına koyayım, benim yüreğime öküz oturdu, öküz. Ben tabii mahalleden çıkmadan önce bir numara olur diye belki sevişirim donumu giymiştim. Bendeki hayal kırıklığının büyüklüğünü sen düşün. O derece yani. Sen o yüzden mi koşa koşa eve gittin? Herhalde ki yaprağım. Gel gel yaklaş amına koyayım yaklaş. Ayhan abi öyle deme bak gerçekten kadın olabilir. Ulan bize karı düşmez oğlum. Şu gökten karı yağsa bize düşe düşe izbandut gibi bir erkek düşer. O da seker gözümüze girer. Abi moralini yüksek tut. Bak kadın olabilir. Gerçekten. Ah benim Anadolu'lu saf kardeşim. Hala karı diyorsun amına koyayım. Ayhan abi iyi misin? O ne lan? Babama ne vurdun yemin ed. Merhaba. Elinize sağlık. Gerçekten yumruğunuza sağlık. Müthiş. Ben sana demiştim kadın olabilir umudunu yitirme diye. Boş boş konuşmayın beyler. Burası son durak. Bence birbirinize bay bay deme sırası geldi. Ki diğer dünyaya gözünüz açık gitmesin. Yani... Bir kadının altında ölmek derken demek istediğim şey bu değildi ama yine de günümüze şükür bana uyar. Hanımefendi, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Mümkün mü acaba? Bence seyirciye sormalısın. Ha? Televizyon programı lan burası. Salak salak konuşmayın. Birol, Allah'ım Birol'u hep böyle konuşur. Neyse. Kusura bakmayın size de böyle önümüzü döndük çırılçıplak. Yani pek hoş olmadı ama. Bundan sonra arkadaşlar sizinle ilgilenecek. Merhaba. Ha, benim birkaç işim var. Unutmadan söylüyorum. Birinizi Kars Arpaçay'a, ötekinizi İzmir Karşıyaka'ya gönderiyorum. Karşıyaka neresi oğlum? Hakikaten bu detayı verdiğiniz iyi oldu. Allah razı olsun. Makbule geçti. Karşıyaka bana uyar aga. Net yani. Abi, bir planım var. Birol, sen plan yapma. Sen plan yaparsan benim naaşım aileme ulaşmaz. Yemin ediyorum kimsesizler mezarlığında yatmak istemiyorum lan. Dinle, dinle. Adamlardan bir sigara isteyebilir misin? Sigara için şu an seni bile satarım. Bir sigara iste.
Yakmalarını da iste. Şu el yaflara doğru tükür. Gerisi bende artık, Allah sonumuzu ayırsın. Tamam. Anladın mı? Ha? Anladık lan, anladık. Birader. Ya kusura bakmazsan bir şey söyleyecektim. Bir zahmet olacak sana. Söyle bakalım. Ne haber, iyisin inşallah? İyi. İyi. Ya ne diyecektim? Biz ölüyoruz kardeş. Yani senin haberin var değil mi? Biz ölüyoruz. O Allah'ın emri. Yani ben diyorum ki son istek babında. Kusura bakmazsan bir dal sigaranı rica edeceğim. Ama üzerinde cinsel isteksizliğe yol açıyor yazanından değil de. Kanser yapıyor yazanından rica edeceğim. Çok problem değil herhalde. Ha? Olur mu? Onay geldi tabii. İşler öyle yürüyor. Oh, Allah razı olsun. Dedene rahmet, dedene. Ya, birader bir şey soracağım. Söyle. Stresliyim de çeneme vurdu. Bu bizi öldürüyorsunuz yani. Plan mevcut mu? Yoksa hani biraz böyle spontan mı gelişecek? Yoksa yardımcı olabilir mi yani? Yok, sen onu bize bırak. Onun ayarlamasını biz yaparız, tamam? Eyvallah, eyvallah. Aha! Aha! Abi! Abi bu bize bir işaret, salla sigara! Lan lan lan! Çabuk! Plan mı buydu lan? Plan bilen yoktu abi, umut vardı. Oldu! Oldu! Lan! Kıçımız başımıza çıktı, ölmeyelim, yanmayalım anasını satayım. Donu da giydik. Birol, hafif değdireceğim, kusura bakma koçum. Ulan, abi az kaldı. Donumu senin için giydim Birol. Gel, gel arkaya gel. Nasıl sikiyim, alevlere bak. Çıkar, çıkar, çıkar. Abi bak, yangın Allah var, hadi. Bırak şunu, bırak. Oh. Lan yavaş be, yavaş aman atayım, bunu da bak. Geri çekil. Yok, bırak, 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 bırak. Geri dön. Dön, 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 dön. Buraya kadarmış bir oğul. Allah'ın bir oğlu. İyi yaşadık be, ha? Hayır, tam da Canan'a aşık olduydum ama açılamıyordum abi. Bu nasıl bir şans ya? Ben de seni ona yakıştırdıydım da, biliyor musun? Değil mi? Ha? Hastanede babası kulağıma ne söyledi biliyor musun? Lan flashback'in sırası değil şimdi. Bir oğul. Ulan karı piştolları bize doğru doğrulttu. Lara Croft gibi. Yemin ediyorum ama rahat ol. Bizde jeton bitmez. Ne dediydi lan? Gel gel. İyi çocuksun. Başını belaya sokma. Kızım sana emanet. Damadım olsan çok mutlu olurdu. Öyle şaşırma. Bir baba kızının kimle mutlu olacağını bilir. O zarfı Rıza'ya ver. Terzi Rıza'ya. Bu arada çilekli waffle. Hiç sevmediğim bir şey o. Yani o son söylediğini de söylememiş olabilir abi. Kafam net değil şu an. Çak lan çak. Vur. Vur amına koyayım. Dumanın yan etkisi mi lan bu? Neyin kafası bu? Birol, bunlar ne birader? Ha? Ben yaptım. Misafirimiz var sonuçta.
Hayır yani biz burada mafya olmaya çalışıyoruz. Yani sen burada sabah programları teyzesi gibi davranıyorsun. Böyle olmaz moruk. Ne alakası var abi? 40 yılda bir misafirimiz gelmiş. Yaptım işte burnundan getirme de. Ya Canan Hanım, sen şimdi bize mafya nasıl olunuyor öğreteceksin ya. Bunu da el bombası olarak kullansak, hani ağırlık ve şeklen çok daha yani farklı değil bunların. Yanlış yapıyorsunuz. Kısırı değil mi? Bana da bulgur tam şişmemiş gibi geldi. Suyu tam ısıtmadan koydum. Ondan mı oldu acaba ya? Gerçekten başkalarının yerine utanmaktan sıkıldım. Kendi utançlarımı unuttum. Beyler, geyiğin sırası değil. Olmak istediğiniz şeyle gözüktüğünüz hal arasında kilometrelerce fark var. Yani mafya babası böyle olunmaz. Çalışmamız gerekiyor. Tamam. Bana da uyar. Kimle çalışacağız? Benimle. Vallahi mı? Ya tamam, gerçi ben o ok olayından sonra her şeye inanırım seninle alakalı Canan Hanım. Aslında onun da bir mantıklı açıklaması var tabii. İstanbul Okçuluk Birinciliği. Hani anladın mı? Öyle şeyler. Ayhancığım, şaka yapmadığıma inandın değil mi? Manyak lan bu, manyak ya. Ben nereden bileyim senin Zeyna'nın Bağcılar Şubesi olduğunu be? Benim de bir tarafımı kıvırsana Canan. Güldü. O da benden hoşlanıyor. Senin zürriyetini kıvırır. İnşallah da bu mahalle bir daha senden görmez. Arkadaşlar. Bakın kaybedecek vaktimiz yok. Keklik gibi vururlar sizi ha. Bir kere bu kadar çok konuşmayacaksınız. Mafya babası bu kadar çok konuşmaz. Gereken yerde gerektiği kadar konuşacaksınız. Mafya babası gizemli olur. Aa, şu an benden bahsetmişti. Gizem benim göbek adım. Ben anladım. Sizinle sağlam uğraşmak lazım. İlk öğretim günümüz hayırlı olsun. Evet. Bir. Tesbih çekme. Evet, tesbihleri görelim. Ondan geldim buraya. O yanında gezdiğin kız gibi kızlar var ya, seninle oynarlar, anladın mı? Hem beni kıskandırmak için bu kadar şeylere de gerek yok. Bu kadar mı sakkamı yedin be? Vallahi üzülüyorum senin için. Niye kızım? Sen beni kıskandırmak için gittin, evlendin. Ben bir şey dedim mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir rolü istemeyen kız değil mi? Neymiş şimdi bu siniri? Bizim kenar mahallelerde işler sizin oralardaki gibi yürümez. Siz mesela sevdiğinizi, kızdığınızı, özrünüzü direkt yüzüne söylersiniz ya.
Biz Kral TV'ye SMS atarız, kısa mesaj. Sonra kıza da mesaj atarız, aç lan Kral TV diye. Bizim duygularımız alt yazılarda geçer. Anlıyorsa delikanlı kızdır, anlamıyorsa anasının yanına kadar yolu vardır. Şimdi bu kız sizi mahallede bir rolla gördü ya. Üstüne bir de hani babanızı kurtardı hesabı. Şimdi bir rol bu motorun gözünde bayağı bir değere bindi. Anladınız mı? Hay Allah. Ben gidiyorum. Bu gece Can'la fantezi gecemiz. Bana ne kızım bunda? Ayrıca ne fantezisiymiş o? Sen fantezi falan sevmezdin. Gece bir de uyanıp güllaç yapacağız beraber. Git sen git. Git. Rüzgar yapma, rüzgar yapma. Ayhan Beyciğim, madem bu kadar aşk hakkında bilginiz var, böyle özlü sözler falan, gidip bir destek olsanıza, baksanıza morali nasıl bozuldu. Olmaz. Gidilmez. Sorulmaz. O istediği zaman gelip sakin bir zamanda konuşacak benimle. Ama onun istediği zaman. Racon bu. Net. Yapma be kızım. Bak ekolojik dengeyi bozacaksın. Yapma, gidilmez. Konuşmak ister misin? Sen şimdi bizi sert adam yapmaya çalışıyorsun ya. Sert adam onun bunun kanını döken değil, kendi kanını bir hiç uğruna feda edendir bence. Herkes sanıyor ki ben Gamze'ye deli gibi aşığım. Neyse. Kafanı şişirdim ben senin. Gideyim de şu hesabı ödeyeyim. Ha. Aşk bence hesap ödemek gibidir. Öyle masaya istemeyeceksin. Gideceksin çaktırmadan bir köşede kendi başına ödeyeceksin. Şimdi çocuklar, olay şu, iş başa düştü. İnsan gibi, insana dair kişiye özgü bir saygı sanatıydı terzilik benim için. Ama sorumluluk zamanı gelince bundan kaçan demokrasinin anca hayalini kurar. Yani biz efendi olalım dedikçe, onlar gibi it olmayalım dedikçe tepemize çıktı ipneler. Gelin benimle. Rıza baba, bir kere daha saygılar. Canan yeğenim sınavı geçtiğinizi söyledi. Artık karşınızda ciddi bir düşman da var. Yani yumurta geldi, göte dayandı. Dayandı Rıza baba. Dikkat edin, bu ülkede mahalle kavramının ortadan kalkmasıyla mafyanın hortlaması aynı döneme denk gelir. Yani bu artık mahallenin namusunu kurtarmak gibi bir şey. Sessiz kalamayız. Kurdu kurtaran koyunları öldürür. Unutma, olma el aleme muhtaç, götün olur sütlaç. Efendi Miyagi gibi evimize fırçayı verip boyayın lan burayı derse ben çok temiz uzarım. Hani ne olursa olsun. Ben de aga. Şimdi ekibi toplayalım. Küçük bir işimiz var. We'll be right back.
Evet beyler. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Buradan dönüş olmayabilir. Götü yemeyen şimdiden ayrılsın. Ayrılanı ayıplamam. Adamsınız Vesselam. Silahlarımız var ama kullanmak istemiyorum. İsmet denen iti konuştursak yeterli. Gerisi kanunun işi. Recep abi, getirdin değil mi kayıt cihazını? Getirdim abisi, getirdim. Bu ne lan? Kayıt cihazı. Senin tevellüt benden eski birader. Nasıl bilmiyorsun kayıt cihazı? Biliyoruz Birol gerizekalısı. Biliyoruz da bunu ben nereme sokacağım? Ha? Ben bunu bir tarafıma sokup da içeri girdiğimi farz et. Nasıl dinleyeceğim adamı? Abicim, içeri rapçi gibi bununla gireceksin. Cıstak, cıstak, cıstak. Kamuflaj olayı yani. Çaktın. Adam konuşmaya başladığı anda da reçle play tuşuna aynı anda bastığında kaydetmeye başlayacak. Recep'in reçi, play boyun play'ı. Çaktın. Ayrıca yanımda kurşun kalemle getirdim. İtiraflar bittikten sonra kaseti bununla geri sarıp itirafını adama dinletebileceğiz. Filmlerdeki gibi. Çaktın. İsmail abi, uzayda ne karakterler var görüyor musun? Allah dağına göre kar verilmiş Ayhan. Hani bu hareketinden sonra bu değişik karakterin kararlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hayatımız gördüğünüz üzere pamuk ipliğine bağlı. Etme cahille sohbet azdırırsın. Silme cam kırığıyla götünü çizdirirsin. Aynen Rıza baba. Gazamız mübarek olsun. Selamun aleyküm. Bu saat durdu da bu. Hadi. Nasıl bir yer lan burası? Ben de anlamadım Rıza. Ama bu iş normal bir durum değil. Namımız herhalde güzel yürüdü tabii önden. Karşımıza çıkmaya cesaret edemediler değil mi İsmail abi? Herhalde. Yaşayan var mı lan? Herkes ölmüş. İsmail abi. İsmail abi. İsmail abi. İsmail abi, iyi görmüyorsun, kan var. Ayağa kalk.
Dik dur. Bu neyin gevşemesi böyle ya? O İsmet ve köpekleri beni ancak vurabilirler. Beni öldürmeye onların gücü yetmez. İsmail, sen cesur bir adamsın. Ama cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. Ölme. Sen çocukları koru yeter. Hadi. Adamsın. Berber, sen İsmail abinin yanında kal. İsmail abi, hakkını helal et. Helal olsun. Sırtınız yere gelmesin aslan parçalar. Haydi, yazanız mübarek olsun. Kahve isteyen varsa arkada makine var. Ben hiç kullanmayı beceremedim onu. Bir adam vardı kullanan. Büyük ihtimalle biraz önce onu vurdunuz. Muzaffer'i severdim aslında ben. Bu zamanda delikanlı düşman bulmak artık çok zor. Arkadan vurmaz. Sinsi değildi. Ama bir koltuğa bir adam sığıyor bir yerden sonra. Üşüyorsan ceketimi vereyim. Lan utanmasan ağlayacaksın bile, terbiyesiz herif. Becerebilseydin bu çocukları da öldürecektin, Canan'ı da. Ağlayarak bundan kurtulacağını mı sanıyorsun? Trumpet. Hikayenin sonu böyle bitiyormuş demek ki. Ya şu kötü adama bir şey olmaz diyen adamı bir yakalasam var ya. Kötü adamın neden kötü olduğunu anlattığı sahnedeyiz. Muzaffer'in ölüm emrini ben verdim. Ama arsayla filan alakası yok. Arsa bahane. Bütün hikaye şu. Kadere isyan benimki. Onurumu geri kazanma çabası. Herkes bir bedel öder. Benimki biraz ağır oldu. İnsanlığımdan vazgeçtim. Çekmecemde bir çerçeve var. Çıkarıp çıkarıp bakarım. Ya Rıza Efendi, yıllardır boş bir çerçeveye hüzünle bakıp duruyorum. İçine koyamadığım hayatın özlemiyle. Madem kader bana bir hayat vermedi, ben de bir başkasınınkine göz dikmeliydim. Piyango kime çıktı? Muzaffer'e çıktı. Sırf bunun içine bir foto koyayım diye kendi kendime torrentten indirip Photoshop öğrendim de, Photoshop'lu hayat delikanlı adamı bozar diye. Neyse, bu muhabbetten ben de sıkıldım. Hadi öl be Rıza! Ben sökük tikmetten çok yoruldum çocuklar. Mahallenin de Canan'ın da size çok ihtiyacı var. Yani benim gibi bir adamın emekliliği de hapishanede olmalı zaten. Yani siktirin gidin. Polisi ben karşılarım. Birol. Hadi gidelim oğlum. Birazdan polis gelir. Uzayalım. Hadi oğlum hadi buradan işte Allah Allah. Bir kahve makinesini çalıştıramayan bir gerizekalının bu kadar bile yaşaması mucize. Ölçüleri yanlış olanın ölçümleri de yanlış olur.
Rıza babanın çok selamı var Ayhan abi. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Kaçarmışsın bedeli, bildiğin sözler bitti.